Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomda yumurtaya başlamış olan ergen serema kızlarımdan biri kuluçkaya yattı. Sizlerle birlikte onu kuluçkaya yatıracağız ve 21 gün sonra çıkımını yine bu videoda sizlerle paylaşmış olacağım. Hadi gelin bakalım hangi kızımız bu? Gurk yatan serema. Evet, görmüş olduğunuz kızımız kuluçkaya yatmış. Bu şımarık oğlumuzun eşi. Bakın bakın bakın. Maşallah maşallah. Çok çirkin ama kendisini çok sevdiriyor. Bu oğluma bayılıyorum. Bu kızımız gurka yatmış. Çok ama çok küçük olduğu için altına 4 tane yumurta koyacağım. Ve eşiyle aynı kafeste kuluçkaya yatıracağım. Böyle görmüş olduğunuz gibi 4 adet yumurta koyacağım altına. Çünkü kendisi yaklaşık 5 aylık ve ilk anneliği olacak. Bakalım bu 4 yumurtadan kaç tane çıkacak? Bir tane serama yumurtası koyacağım. Ve görmüş olduğunuz ispençlerimden de 3 adet yumurta koyacağım. Ben hemen yumurtaları yerleştirmek istiyorum. Çok saldırgan değil ama çok nazik bir gurk. Gurkumuzu aşağı aldım. Kuluçkaya yattığı yeri hazırlayıp hemen gurka bastıracağım kızımı. Oğlumuz çok tatlı. Gurkumuz kişisel ihtiyaçlarını gidere dursun. Ben de kuluçkaya yatacağı yeri ayarlayacağım. Şöyle 4 adet yumurtayı koydum. Çekemiyorum zaten. Selden görünüyor. 4 adet yumurta koydum. Kızım ihtiyaçlarını karşılasın. Yumurtaya yattığı an kuluçkaya bastırmış olacağız. Ve 21 gün sonra çıkımını da yine bu videoda devamı olarak çekeceğim. Gördüğünüz gibi dizmiş oldum. Yumurtaların üstüne kızım yattı. Evet, görmüş olduğunuz gibi kızımız kuluçkaya artık yattı. Altında 4 tane yumurta var, daha fazlasını alamıyor. 21 günü bekleyip videoya devam ediyorum. Tekrar merhaba dostlarım. Bugün 21. gün. Civcivler çıkalı yaklaşık 1,5 gün oldu. Kendilerine gelmesi için hiçbir şekilde ellemedim. Yine kümesimizde oğlumuz duruyor. Civcivlere bir zarar vermedi. Kızımızın civcivleri çıktı. Maşallah maşallah. Açlıktan geziyorlar etrafında. Ben böyle görüyorum. 4 yumurta koymuştuk. Biri serama, 3 tane ispençti. Bakalım 4 yumurtadan kaç yavru aldık? Hep birlikte görelim. Görmeden önce dostlarım, görmüş olduğunuz bu horozu artık bu kafesten alacağız ve bir üst kafese koyacağız. Daha sonra burayı temizleyerek gurkumuzu artık civcivleriyle aşağı alacağız. Hadi gelin sırayla yapalım ve daha sonra civcivleri tek tek inceleyerek gurkumuzla birlikte aşağıya alalım. Bu oğlumuz zaten yabani değil. Diğer hayvanlarım gibi kaçmıyor. Eli çok alışık. Şöyle tuttum göğsünden ve hemen hop bir üst kafese yerleştirdim. Git artık burada yaşayacaksın bir müddet. Çünkü çocukların oldu. Civcivlere zarar verebilir kendisi. Hatta Türkiye'de bir ilk yapalım. Kafesimizi iyice temizleyelim. Oğlumuzu gurk tavuk civcivleriyle aynı kafese koyalım. Eğer civcivlere zarar vermiyorsa üçü birlikte yaşayabilirler. Hemen kafesi temizliyorum. Zeminimizi pırıl pırıl ettik. Şimdi buraya taze, yani yeni inşaat kumu sereceğim. Ve suluk civciv yemi serpeceğim. Evet, yeni altlığımızı serdik. Civciv yemimizi koyduk. Taze suluğumuzu koyduk. Şimdi babamızı içeriye salıyoruz. Bakalım bu oğlumuzun kendi yavrusu mu doğdu, yoksa ispençlerimizin yavrusu mu doğdu? Hep birlikte göreceğiz. Hop, git bakalım. Şimdi sesleri duyuyorsunuz zaten. Maşallah diyelim. Önce Gurk annemizi alıyorum ve eşinin yanına bırakıyorum. Kızım, canım,
Şimdi onun yavrularını tek tek yakalayacağım. Maşallah. İlk yavrumuzu yakaladım. Blue Motlet bir ispenç. 5 pençe full paça. Harika bir ispenç yavru. Hemen bıraktım. Annesine koşuyor. Maşallah maşallah. Harika bir görüntü. Şu yemi kenara alacağım. İkinci yavrumuz. Kar beyaz bir ispenç. Yine full artı full. Harika paça. Maşallah. Onu da bırakıyorum. Kurban olurum. Annelerine koştular hemen. Son yavrumuz kar yağdı bir ispenç. Yine full artı full. Harika paça. Full kar yağdı bir ispenç civciv. Onu da bıraktım kümese. Harika gözüküyorlar. Evet, ilk yeme düşüş halleri. Anne baba ve çocukları. İnanılmaz harika bir görüntü. Allah sizlere de nasip etsin inşallah. Çocuklar babadan aşırı derecede korkuyor bu arada. Anneye yaklaşamıyorlar. Maşallah daha tin tin yeni yürüyorlar arkadaşlar. Anne çocuklarına gitti. Harika bir görüntü. Türkiye'de bir ilk arkadaşlar. Anne, baba ve çocuklar aynı kafeste. Daha önce böyle bir video ben görmedim. Genelde babalar civcivleri sevmez ve döver. Bu babamız hiçbir şekilde civcivlere karışmıyor. Annemiz de çocukların etrafına çağırıp duruyor. İnanılmaz harika bir tablo. Hayvanlarınızın huyunu bilmiyorsanız sizler anne baba civcivleri aynı kafese kesinlikle koymayın. Bazı horozlar, hatta tüm horozlar civcivleri sevmez ve zarar verirler. Çünkü tavuğun yumurta aşamasına gelmesini hızlı bir şekilde isterler. Evet, civcivler annemizin altına koşuyor. Tek tek giriyorlar otoparka. İnanılmaz tatlı bir görüntü. Bildiğiniz tablo arkadaşlar. Sizlere çok daha tatlı görüntüler almak istiyorum. Bin maşallah. Horozumuz yürürken bile dikkat ediyor dostlarım. Yavrularının üstüne basmak istemiyor. Bin maşallah. Baba, anne ve çocukları tek karede. Resmen tablo gibi dostlarım. İzlemeye doyamazsınız. Artık hepsi birlikte yaşayacak. İnşallah hiçbir zarar da olmayacak. Baba bile çocuklarına yemek yediriyor. Annemizi tebrik ediyoruz. Serama civcivimiz çıkmamış.
Gelişimde yumurtanın içerisinde ölmüş. Ama 3 tane rengarenk ispenç civcivlerimiz doğmuş. Bu aileye koskocaman bir maşallah bekliyorum. Ben yıllardır tavukçuyum. Böyle bir sahneyi yıllardır görmedim. Ne dünya kanallarında ne de Türkiye'de. Bakın nasıl yediriyor, bakın. Maşallah maşallah. Resmen çocuklarıyla konuşuyor sanki. Nasıl duruyor görüyor musunuz? Sizler için uzun uzun çekiyorum bu keyifli tabloyu. Eminim sizler de benim gibi böyle bir manzarayla karşılaşmamışsınızdır. Kızımız hem 4,5 aylık hem anne, oğlumuz 4,5 aylık bir baba. Kendi civcivleri olmasa da anne baba oldular. Haşlanmış yumurta vermesek olmazdı. Yeni doğan çocuklarımıza, baba ve annemize haşlanmış yumurta verdik. Baba maşallah doyumsuz çıktı. Ve çocukları da onlarla birlikte yiyor. Yaramaz gıdık. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.